Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunuza sunuş qıtırışımız. Qınamız sadıqtanlar ekranımızı bolsun. Belgiya parlamentida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlar muzokara qilindi. 18-may lager shahidi Qalbunur Sidiqxonim Belgiya parlamentida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarida ijro qilinayotgan jinoiy qilmishlari haqida guvohlik bergan. Yig'inda lager shahidi Qalbunur xonimning guvohlik so'zlari orqali Sharqiy Turkiston xalqi boshdan kechirayotgan vahshiyliklardan xabardor bo'lgan parlament a'zolari ko'z yishi qilgan va Xitoyning jinoiy qilmishlariga qattiq g'azablangan. Shundoqla Sharqiy Turkiston xalqi uchun harakatga kelganligini bildirgan. Bildirilishicha Xitoy tarafdori bo'lgan Amgakchilar partiyasining vakili Uyg'urlarni radikal ashqon deb qaralgan bo'lsa-mu, Dunyo Uyg'ur qurultayining Belgiyadagi vakili Konstop Apendi va Bryussel universitetining professori Vanessa Fihangivel xonim Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarni paketlar orqali yoritib berib, Amgakchilar partiyasi vakillariga raddiya bergan. 5 soat davomlashgan yig'indan keyin parlament a'zolari Qalbunur xonimning jasoratiga afrin o'qigan. Muhokima yig'ini bugun yana davomlashadigan bo'lib, qonunshunos va advokatlarning Uyg'ur masalasidagi qarashlari anglab o'tildi-ken. Amerika parlamentida Xitoyga aloqador birlashma isbot anglash yig'ini o'tkazildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, 18-may tushdan keyin Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti ve Avam Palatası Kişilik Hukuk Komiteti tor arkalı birleşme ispat anlaş yığını açgan bulup, yığın yana bir kıtım Xitay'daki kişilik hukuk ve Beijing Kişilik Olimpi Tenerket yığınıga merkezleşken. Haberde kayıtkınışça, münazire temisi Xitay irki kırgınçılık ve olimpik bulup, Xitay kişilik hukuk hatırısının 24. növetli Kişilik Olimpi Tenerket musabıqısına ötküzüşke körsüzdüğen təsiri yeni bir kıtım muzakir kılıngan. İspat anlaş yığınıga Amerika Avam Palatası Kişilik Hukuk Komitetinin işgir reisi Chris Smith ve James McGovern, şundakla Amerika Kengeş Palata azası Jeff Merrickli qatarlıqlar riyasetçilik kılgan. İspat anlaş yığınıga Avam Palatası reisi Nancy Pelosi ve Amerika'nın parlament azalarından başka Xitay Demokratçılar Teşkilatı Puhralar Küçü'nün koğduğutisi Yang Jianli ve Asiya İşleri Mutakassisi Li Shushen, Xitoyning kishilik huquqni kuzatish bo'limining mudiri Sofi Richardson va Hong Kong Demokratiya komitetining ijroiya mudiri Jo Mumin qatoraqlar qatnashib, Xitoy kommunistlarining Hong Kong, Sharqiy Turkiston va boshqa rayonlardagi kishilik huquq ahvoli haqida guvohlar bergan. Isbot anglash yig'inda Xitoyning kishilik huquq xotirasining olimpik ruhiga mos keladigan kelmaydiganligi yana bir qitim muzokara qilingandan sirt, mumkin bo'lgan usullar va kishilik huquqni dafsana qilayotgan Xitoyga olimpik orqali qanday bism ishiltish qatorliq nuqtalar mulohaza qilingan. Nancy Pelosi isbot anglash yig'inda Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi sababli Amerika 2022 yillik Beijing qishli olimpik tenarkat musobaqasini diplomatiya jihatida boykot qilishi kerak. Beijing Kişilik Olimpik Tenerket Musabıqısı'ya katlaşıdığan devlet başlıkları Xitay'daki ahlaki çekilmeden halkıgan kişilik hukuk meselesi hakkında iniq ipade bildirişi kerek digen. New York Vakit Gizeti Almış Şirketinin bazı seçiliklerini aşkarladı. New York Vakit Gizeti 18 May elan kılgan makalesi de Almış Şirketinin Xitay bilen yakşı münasibetini saklaş üçün bazı talaş tartış karakterli kararlarını çıkarğanlıqını aşkarlığan. Makalede Almış şirketinin Xitay'daki abonatlarının sağlık məlumatlarını Xitay hükümetinin erişişine yol koyğanlıqı ve Xitay hükümetini bir aram kılgan mınlıgan əpni əp dökündün ilivetkerliki bayan kılıngan. New York Vakit Gizeti ilgiri Almış şirketide işleyen ya ki hazır mı Almış şirketide işlevatkan kişilerini mehbi ziyaret kılış arkalık bu haktaki uçurlarga erişken bulup, makalede Almış şirketinin işlep çıkırış liniyesini zor derecede Xitay'a yötkügelikini tılgı iliş bilen birge, Xitay Almı bazarının 3. çoğun bazarı. Bu bazarının yardımı da Almı dünyadaki kıymeti zor şirketlerinin birge aylandı deyilgen. Makalede Almış şirketinin Xitay'dan mehbileştiriş teknikisini işletmeydiğalıqını, Xitay dairelerinin hizmetçilerinin kompüterini nazarat kılalaydıqalıqı, Almış şirketinin yana Xitay'daki abonatlarının uçurlarını zapaslaydıgan bulut supisi Xitay'a yötkügelliki ve Xitay iqtidarçılıkıdaki şirketlerinin başkuruşuğa tavşurgalıqı bayan kılıngan.
2009 yılından 2016 yılıca almış şirketinin app dokundan başkuruşka mesul bulgan Philip Schumacher, New York Vakit gazetinin ziyaretine kabul kılıp, almış şirketinin Xitay'daki adukatları grupımızga bir tizimlik bergen. Bu tizimlikte Xitay'da işletildiğin app'lerde körüşüne kalmaydıgan temeller bar idi. Meselen, Xitay armiyesi demokratiya hareketini tosqan Tiananmen meydana digenlerini bildirgen. Növette almış şirketi bu haqta hiç qandaq bir tüşenci bermigen. Xitay'nın İstanbul'daki baş konsulxanası aldıdaki namayış devamlaşmaqta. Xitay'nın İstanbul'daki baş konsulxanası aldıda bultur yıl ahırı başlangan ailem qayada namidaki narazlıq namayışı yukumuğa karşı çekilimlerinin kısmen boştilişi bilen kaytidin başlandı. Xitay'nın İstanbul'daki baş konsulxanası aldıda başlangan narazlıq namayışı 4 ay devamlaşkandan kin Türkiye'de yamırap ketken Xitay virusunun aldığın iliş tedbirleri Katar'da yolga koyulgan koçuğu çıkış çekilmesi sebeplik toxtılgan idi. Namayışçılar 17. maydan tartıp kaytidin namayışka çıkışka başlayan bulup ailemiz kayardı. Xitay haman bir güne hesap beridu degen plakatları ve ailesinin sürüte çürülgen tahtayını kütürgen halıq Xitay lagerlerini taqa. Uyghurlarga yürgüzü atkan erkek kırgınçılık toxtılsın degen de şuarlarını toğılıp narazlıkını davamlaştırgan. Mezkur namayış bultur başınlıp, halkaralıq taratqularının küçlük diktini kozulgan. Alıqta elçihana kadimleri namayışçılarının alakadar materiallarını tayarlayıp kilişini talep kılgan. Ama kiyini sözüden yeni bilip, bularını kubul kilişini rad kılgan idi. Bulardan sırt, ailem kayardan narazlıq namayışı Kazakistan'ın Almuta'daki Xitay baş elçihansı aldıdımı dağınış otkan bulup, bir türküm Kazak ve Uyghur anılarını öz içi alıgan Kazakistan halkı, Şerqi Türkistan'da ceza lagerlerine kamalgan ya ki izderiki bolmağın uruk tukallarının sürütünü kütürüp, Xitay'a narazlıqını bildirgen. Tarkılıbatkan sınlar Şerqi Türkistan'ın hakiki ehvalini yurtu vermekte. Xitay Şerqi Türkistan'daki cinayetlerini yuşuruş üçün çet eldeki yalgan teşvikatlarını küçeyti vatkan bolsa mı? Ama tarqılıp atkan sınlar Şerqi Türkistan'daki okşumağın reallığını körsüp vermekte. Bugün içtimai uçur vasıtları da tarqılgan bir sında netçi yüzdigen kişinin katar tizilip, bir kakaslı cayda huddi yalap ilip mıngılgandak iğir kademler bilen mecburi MGK keti vatkanlığı. Yeni bir sında melun bir Uyghur ailesindeki yaşangan bir ayalının karşı terepki kişinin özüne sınığa ili vatkanlığını his kılıp, teza yağlıkını beşinin ili vatkanlığı. Yeni bir sında bolsa Şerqi Türkistan'ın Sanji şehrine caylaşkan bir koronun dervasıga harak içini ügütüş merkezi degen Viviskinin kadap kuyulgalıqı körsülgen. Xitay'nın yıkınkı netçi yıl içi de icra kılvatkan bastırı siyasetlerinin neticesi de Şerqi Türkistan halkı dininden, milli kimlikiden vazgeçişige mecburlanıp, yığılık artış, halal haram dep ayrış, erkin işleç katarlık akalli insani hukuklardan mehrum kaldırılmakta. Tunga Müslümanları ölsek mi mescidine koydayımız dedi. Bugün içtimai uçur vasıtları da tarqılıbatkan bir sında aşkarlaşça, Xitay dairleri mescid çıkış jarayanında Tunga Müslümanlarının küçülük karşılıkıga uçurgan. Sindin məlum buluşça, Xitay dairleri bugün Yunnan ülkesi Kayyuan şehrine caylaşkan Şincay mescidinin gümbüzü ve üstü kıvveti bir baştan çıkışa başlayan bulup, oylumağın yerden mescidinin arayal cemaatlerinin kattık toskulluğa duç gelgen. Sında körsüzce, Tunga Müslümanlar mescidinin içi sırtıda Xitay'nın bu kılmışıga katta karşılığa bildirgen. Onlar kollarda asasi kanunda belgilengen hukukumuzda katta kodayımız deb yazılgan plakatlarını götürüp, Xitay'nın mecburi mescid çıkışıga karşı şuar doğulugan. Bir kısmı yana tavutka kirip yetip, mescid çıkışını tutuş üçün ölüşke razı ikerlikini bildirişken, ayarlarımı yığızları arıla şuar doğulugan ve başkalarını gayret kılışka çakırgan. Hatta karşılık körsütüş neticesi de mescid çıkıvatkan topu ettiriş maşinesi ve kiramı işten toxtuğan. Meydanga yetip gelgen Xitay emeldarları bunun şehirli hükümetinin kararı ikerlikini eğitip, çöndürüşke urungan bolsumu Müslümanlar onların sözüge kulak salmıgan. Fransiya BDT Xavipsizlik Kengişige lahiye sunmakçı. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Fransiya BDT Xavipsizlik Kengişige İsrailiye bilen Palestin otursuda uruş toxtışını talep kılgan lahiye sunduken. Bildirilişçe, BDT Xavipsizlik Kengişi İsrailiye bilen Palestin otursuda yüzbergen sürküşünü ve Gazze'ye kılınvatkan hava hücumlarını müzakir kılış üçün 4. kıtım yıpık şekilde toplangan.
Diplomatik menbelerden ilingan məlumatlarga asaslanganda, Fransiya BDT xavfsizlik kengişiga Tunis bilen birlikte uruş toxtatış ve insanperverlik yardımı yetküzüşünü talep kılgan lahiye sunduken, BDT xavfsizlik kengişi İsrailiye Palestin krizisini müzakere kılış üçün bunundan burun 3 kıtım toplangan bolsumu, bırak Amerika'nın red kılışı sebeplik hazırgıca konkret kadem besilmegan. BDT'nin məlumatları da körsizce, İsrailiye'nin Gazze'ye kılgan hava hücumları sebebidin 58 mingdan artıq Palestinlik yurt makkalardan ayrılgan. İsrailiyaning 10-cı maydan tartib Gazzaga qilgan hujumlarida 63 bala ve 36 ayalni öz içi algan 220 Palestinlik şehit bolgan, 1500 kişi yaralangan. Bermidagi qalaymaqanchilik davomlashmoqda. Bermida harbiy o'zgarishga va xalq tarafidan saylangan hukumat a'zolarining tutqun qilinishiga qarshi chiqqan namoyishlarni xavfsizlik kuchlarining bastirish natijasida hayotidan ayrilgan namoyishchilar 805 kishi chiqqan. Siyosiy tutqunlarga yordam jamiyati kundalik doklatida yaqinqi 24 soatda yana 3 kishining hayotidan ayrilganligi va buning bilan jami o'lganlar sonining 805 kishi chiqqanligi va 4146 kishining qo'lga olinganligi 1722 kishining ustida qo'lga olish qarori borligi qayd qilingan. Bermining Xitoy chegarasidagi Shan shtatida harbiy o'zgarishga qarshi chiqqan yerli qurolli guruhlardan Kachin Mustaqillik armiyasining uchur aloqa ishlariga mas'ul amaldori bu haqdagi ziyoratni qabul qilganda Nefit avtomobillarining shtatdagi bir harbiy bazaga borganligi ma'lumoti topshirib olingandan keyin o't qo'yib berilganligini bildirdi. O jami 5 nefit avtomobilga o't qo'yib berilganligini, shofyorlarga ziyon yetkazilmaganligini eskertgan. Berma armiyasi 2020 yil 8 noyabr o'tkazilgan saylamlarda saxtipazlik qilinganligining ilgiri surilishi bilan siyosiy vaziyat keskinlashgandan keyin 1 fevral hokimiyatni o'tkazib olgan edi. Bermida bir tarafdan keng ko'lamlik namoyishlar davom etayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan hukumat a'zolarini harbiy sotda sotlash davomlashmoqda. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yokumlanıcılar 11 mingga yetti. 18 May Türkiye Sağlık Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yokumlanıcılarının 11937'ye yetkenlikini ilan kıldı. Sağlık Ministri'nin malumatına asaslanganda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yokumlandı deb guman kılıngan 217276 kişi teşhirülüş arkalık yeniden 11937 kişinin yokumlanganlık inanlangan. Növette 916 kişi doktorxanını bulup, bir gün içinde yana 203 kişi kaza kılıp, 10125 kişinin salametliği esige gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tırkılışka başlığından beri, salametliği esige gelgeler cemi 4.971.000'a, kaza kılgallar 45.186'a, kesili eğir bimarlar 2232'ye yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.